Çay mı kahve mi içmek istersiniz efendim? Çay rica ediyorum. Ama bırak biz alırız. Peki. Bir arzunuz olursa lütfen 11'i tuşlayın. Mutfak 11. Tamam, teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın efendim. Kahvaltınız hazır. Teşekkürler. Tekrar hoş geldin. Gel masaya geçelim. Senin Hilmi Bey'e yapılandan haberin var mıydı? Evet. Ya. Adnan Nihat'ın ne duruma düşeceğini umursamadan yaptı bu işi yani. Adnan Nihat'a hisse önerdi. Bunu da biliyorsun tabii. Hmm. Sus payı gibi. Ona da çok alınmış. Peykerciğim bence hiç üzülme. Adnan'ın haklı sebepleri vardı. Hilmi Bey'in canını yakmak için Nihat'ı da kullandı. Hiç yakıştıramadım Adnan'a. Adnan seninle benim intikamımızı aldı Hilmi Bey'den. Hala yalı deme bana. Ben annemden bahsediyorum. Hilmi Bey annemin ölümüne sebep olacaktı. Doğum günümün olduğu akşam intihara kalkışmış. Allah'ın cezası bir de arıyor. Alo. Günaydın. Hayırlı uğurlu olsun. Dün gece arayamadım. Hep Firdevs yanımdaydı. Sonra da geç olmuştur diye saat farkından aramadım. Aldım ama haberi. Çok sevindim. Ne diyorsun sen be? Benimle dalga mı geçiyorsun? İhaleyi alamadın mı yoksa? Sayende aldım hanımefendi. Sana güvendim. Enayi gibi trilyonlar kaybettim. Ay hiçbir şey anlamadım. İhaleyi aldıysan... Niye böyle söylüyorsun? Yeter. Aptal numarası yapma bana. Oyun oynadın bana. Aa! Adnan Bey kaç para verdi sana ha? Beni bitirmek için kaç para verdi? Allah'ın cezası. Neler söylüyorsun Hilmi? Vallahi de billahi de bir şey bilmiyorum. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum hala. Merak etme anlayacaksın. Hepinizin canını okuyacağım. Bunun altında kalmam ben. Az yapmışım size, çok az yapmışım. Aa, ne diyorsun sen? Sonrasında da yerden kaldırmayacağım ki iyice aklınız başınıza gelsin. Adımlarınıza dikkat edin artık. Aman ha. Erkencisin bugün. Oyun yok muydu? Birkaç gün dinlenmeye çektim kendimi. Hmm. Cumartesi büyük oyun var. Enerji topluyorum. Ha. Sen de gelsene. Firdevs de orada olacak. Bırak Allah aşkına. Ay gel ne olur. Ortalık bir karışsın yine. Firdevs'in morali bozulsun ki paralarını alayım ben de. Kızlar bekliyor hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ha Sevil. Yine aynı yerde mi oynuyorsunuz? Evet. Niye sordun? Sahi gelecek misin yoksa? Yok yok merak ettim sadece. Günaydın. Günaydın. Nasıldı yürüyüş? Harikaydı. One cup of tea please. Hyde Park'a gittim. Ay herkes koşuyor hayatım. Ne zaman kalkıyorsunuz? Ne zaman çıkıyorsunuz sokağa? Sonra da işe gidiyorlar tabii. Ha bir de yakışıklı olan takıldı peşime. Yan yana sohbet ede ede koştuk. Yani yürüdük daha çok. Dinlemiyorsun sen beni, ne oldu? Hilmi Bey'i aradım, hayırlı olsun demek için. İnanmıyorum, Anlamadığım bir şeyler oluyor ama... Anlat anlat, tamam. Adam çıldırmış. Sen de oyunun içindesin. Allah sizi kahretsin. Ne oyunuysa artık. Anlamadım ki. Aptal mıdır nedir? Aptal tabii. Size az bile yapmışım diyor. Ne yapmış? Geçen gün bununla kulüpte karşılaştık. Ne yapıyorsun? Sağdan soldan falan. Laf arasında yine oynuyor musunuz? nerede oynuyorsunuz dedi. Ben de söyledim. Allah kahretsin ya. O ihbar etti değil mi? %1000. Adnan yine de söylemiyordu bana da. Dün başka bir şey konuşurken ağzından kaçırdı. Ah anne. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ne haber? Konuşuyoruz. Ne bu surat, ne oldu? Bir şey yok. Nasıl insan bunlar? Tamam Peyker. Ne oldu ya? Tamam şimdi, boş ver. Odada unutmuşsunuz. Annem arıyor. Alo? Nasılsın anne? Sinirden kuduruyorum. Ne oldu? Ya o adamın bana niye iyilik yapmak istediği belli oldu. Hangi adamın? Hilmi Bey'in mi? Evet. O gün kulübe o ihbar etmiş. Benim oraya gittiğimi öğrenmiş. Düşünebiliyor musun? Dur bir dakika. Nereden biliyorsun? Şimdi Sevil anlattı. Mutlaka o yaptı Bihter. Size yaptıklarım az bile diyormuş. Bu adam bundan sonra daha büyük pislikler yapacak. Eğer yaparsa karşılığını da görür. Hiç merak etme. Yılmaz'cığım. Evet ben aradım 2 kere. Ulaşamadım sana. İyi misin? Evet gördüm. Sizin gazeteye kapak yapmışsınız beni. Altından kalkacağız inşallah. Dur bakalım. Ben seni niye aradım? Hani geçenlerde Firdevs Yaroğlu ile ilgili bir haberi görme demiştim. Fotoğrafları basma falan. Heh. Şimdi ne istersen yap. İstediğin gibi kullan haberi. Resimler vardı, kasetler vardı. Çekilmişti ya hani. Ne zaman silindi? Hadi ya, hepsi mi? Ya bir kare bile yok mu elinde? Hay Allah. Peki sağ ol, ne yapalım? Yok, teşekkür ederim, kusura bakma. Tabii çocuk oyuncağı değil, öylesine söyledim. Sağ ol, rahatsız ettim, teşekkür ederim. Sen üzme kendini. Adnan onun hakkından geldi, yine de gelir. Bak ayarlayın oradan, bugün hemen dönmek istiyorum. Saçmalama, niye döneceksin canım? Niye tatilini yarıda bırakacaksın ki? Keyfine bak, sen düşünme burayı. Basına duyurmamak için uğraşması da hep planlıymış. Elinde koz bulunsun istemiş. Kesin şimdi kullanacak bunu. Ya şimdi de yayınlatacak. Eğer yayınlanırsa burada olmazsın sen de. Kimse üzerine gelemez, soru soramaz. Sen dönene kadar da unutulur gider. Ya o kadar uzun kalabilir miyim bilemiyorum. İstediğin kadar kalabilirsin. Sıkılırsan başka yerlere geç. Bir şey düşünmeden gez dolaş, alışveriş yap, dağıt kafanı. Boş ver her şeyi ne olur. Of bilemiyorum Bihter. İstediğin gibi hareket et. Merak etme ben senin hesabına para gönderirim. Harcamaları düşünme rahat ol. Peki madem sen öyle diyorsan? Öyle diyorum. Hiçbir şey için bozma moralini tamam mı? Tamam. Hadi konuşuruz yine öpüyorum. Ben de seni çok öpüyorum. Hadi iyi bak kendine. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Dönmeyi nereden çıkardın Firdevs Allah aşkına? Gelmişiz şuraya. Bütün gürültü patırtıdan uzağız işte. Bırak keyfini çıkaralım. Bihter de öyle diyor. Tabii ya. Aklın yolu bir. Boş ver. Biz eğlencemize bakalım canım. Ben gideyim artık. Doruk huysuzlanmaya başlar. Tamam canım, bekletme benim güzelimi. Gelmeyin siz. Olur mu? İyi günler. Size de efendim. Sen de üzme kendini lütfen. Bebek de etkilenir. Üzme kendini demekle olmuyor işte. Neyse hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.